Kurtlar Vadisi Irak filminin galası yapıldı. Şimdi polemikleriyle, rengarenk görüntüleriyle ünlü akınına uğrayan gala gecesine gidiyoruz. Bomba gibi. Pişmanmışım. Dırsarım aman. Vedat Ağa. Esat Bey. Aylar önce konuşulmaya başlanan, haftalardır tartışılan ve günlerdir de merakla beklenen Kurtlar Vadisi Irak'ta filminin galası sonunda gerçekleşti. Yutamıyorum şu. Arkadaşlar müsaade edin. Ben silahsız geldim. Kim söylemiş onu ya? Peki o gece neler oldu? Film diziyi aratacak mı? Galaya Kurtlar Vadisi'nin ağır topları neden çağrılmadı? Çağrılanlar neden gelmedi? Polat'ın ödünün patladığı an. Bu kavga niye çıktı? Bu kameraman ordusunun arkasında kim var? Herkesi asıp kesen adam Memati yeni rolünde bir gay mi? Ben oyuncuyum. Deniz Akkaya Özgün Amal'dan önceki Elif mi? Bana bu teklif gelmişti. Elif geceden neden boynu bükük ayrıldı? Bu filmde olmalıydım diyor musun? Kılıç niye bıyık bıraktı? Bıyık uzadı. Nevzat'ın 15 dakika önce tanışıp aşık olduğu bu güzel ki. Tanışıyor muyuz? Limonata dağıtıyordu, çöpçülüğe terfi etti. Polat'ın sağ kolu oldu ve şimdi de başrolde. Abi ileride çevirme var. Limonata dağıtıcılığından filmde başrol oyunculuğuna yükselen Abdüleh'in çarpıcı hikayesi. Söyledikleri kim varsa bir süreliğine ortadan kaybolsun. Kaderin böylesi. Polat'ın başrol arkadaşı Leyla'ya hayatının teklifi babasını yitirdiği gün geldi. Babamın vefat ettiği gün. Hande Yener'in ilginç iddiası. Erkekler kadınlardan daha çok estetik yaptırıyor. Erkekler de çok fazla estetik oluyor. Fatih Terim Kurtlar Vadisi'nde oynasaydı hangi rolü alırdı? Bana soracağız ama ben de... Ve daha neler neler. Uçan Kuş şimdi Kurtlar Vadisi galasına gidemeyenleri gala gecesine götürüyor. Galaya gidenlere de o geceyi bütün detaylarıyla yeniden yaşatıyor. Memati geliyor ilk olarak. Kalbi küt küt atıyor genç oyuncunun. Oldukça heyecanlıyım. Belki şu anda fark ettirmiyorum sizlere ama. Nerede dizideki o asıp kesen Memati? Nerede bu şık ve çok kibar Memati? Çok yakışıklısın. Çok teşekkürler. Çok naziksiniz. Çok sağ olun. Memati'nin gözlerinin içi gülüyor. Filmin başrol oyuncularından biri. Ama içi de buruk tabii. Her güzel şeyin gibi bunun da bir sonu vardı ve oldu. Kurtlar Vadisi sonrası yollarda yürüyemez oldum diyerek şöhretini anlatıyor. Bir keresinde birisi geldi. Gelin gelin, televizyonda göründüğü kadar korkunç değilmiş dedi. Sert değil gerçekten. Çok da kibar. Eline bu diziye kadar silah bile almamış. Gerçek hayatta silahlar da anlatır. Hiç yok. Şimdi dizi bitti, yarınlarına bakıyor. Oyuncuyum ben. Ne rol gelirse gelsin oynarım diyor. Gay rolüm, oynarım. Neden olmasın, ben oyuncuyum. Nevzat Polat'ın en yakın adamlarındandı. Sadece dizide değil, gerçek hayatta da hayran Necati Şaşmaz'a. Hep bir Polat olmak istedim diyor. Ben Polat gibi olmak isterdim. Çünkü Polat abi. Bir hanım var yanında Nevzat'ın. Kimlerden acaba hanımefendi? Naz ben İranlı. İranlı hanımla pek sıkı fıkı Nevzat. Mazileri var mı acaba? Nasıl tanıştılar? Tanışıyor musunuz? Ne zamandan beri tanıştınız? 15 dakika oldu abi. Bu kadar hızlı mısın? Yo, ben yavaşım aslında da kendi kendine oldu. Ve şimdi de Nesrin, yani İpek'ten olacağı geliyor. Kırmızılar içinde ve yanında da Nefise Karatay var. Konuştuk ne giyeceğimizi tabii. Nesrin bu filmde rol almamış. Neden diye soracak oluyoruz. O saniye dizideki yengesinin yanında biten Memati yanıt veriyor bu soruya. Götürmedik. Neden? Elinin hamuruyla erkek işine karışmasın diyerekten. Nesrin dayanamıyor. O da filmdeki çuval sahnelerinde çuvalın içindeki kişi bendim diyerek bitiriyor sözlerini. Çuval. Çuvalın içindekiler olabilirdik fazla. Kılıç. Dizi bitince ne façası kalmış ne o asık yüzü. Ekstradan bir de bıyık bırakmış. Dolaşık bitti. Bıyık uzadı. Olay bitti. Yanında hayat arkadaşı var. Beraberliklerini anlatıyorlar. Kaç yıl oldu tanışalı efendim? 6 yıl. Birbirlerini ne kadar tanıyorlar? Mesela nişan tarihi. Nişan falan olur mu bu yaştan sonra artık yani? Bir de söz tarihi sor bari. Kurtlar Vadisi Irak filminde 3000'e yakın oyuncu yer aldı. Pek çok unutulmaz karakter var. Ama sadece ve sadece tek bir kadın var. Keşke ben bu özellikle. Evet, Polat'la filmde işbirliği yapan hanımlayız. Leyla'yla, yani Bergüzar Koral'le. Hep bayan karakter. Leyla, yani Bergüzar Koral, bir süre önce kaybettiğimiz ünlü sanatçı Tanju Korel'in kızı. Biliyorum ki babam şu an buralarda bir yerde beni izliyor. Genç hanım için bu filmde başrol oynamak hayatının en önemli işlerinden biri. Ama hayatı boyunca unutamayacağı acı bir hatırası aynı zamanda. Film için teklif ne zaman geldi? Babamın komada olduğu ve vefat ettiği gün. Babası Tanju Korel'in hayatını kaybettiği gün bu filmden teklif alan Bergüzar Korel, babam sağ olsaydı bu filmde oynamamı isterdi diyor. Babam eğer hayatta olsaydı bu teklifi kabul etmemi isterdi kesinlikle. O yüzden bunu düşünerek kabul ettim. Kurtlar Vadisi'nde kurtlar arasındaki turumu sürecek.
Ama ya diğer davetliler? Akın akın içeri ünlü geliyor. İşte Fatih Terim. Seyrediyorum, çok da beğeniyorum. Kızıyla birlikte galaya gelen Fatih Terim'e siz bu filmde hangi karaktere yakınsınız? Hangisini oynamak isterdiniz diye soruluyor. Fatih Hoca kızıyor. O yana...